Bu macerada yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gürkan Özgören. Şerefsiz Gürkan. Daha doğrusu şerefsiz Paladin Gürkan ve onun ahlaklı arkadaşlarının maceralarına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bugün yine Baldur's Gate 3 oynuyoruz. Şimdi en sonunda önceki bölümde paralı askerlerin mekanını patlattık çok güzel bir şekilde yer altında. Fakat ondan sonra oradan aşağı inen bir asansör olduğunu gördük. Burası da yine önceden geldiğimiz karanlık altı Selun cemaati karakoluna iniyormuş. Onu fark ettik. Şimdi burada ilerleyeceğiz. Fakat bizi neler bekliyor bilmiyorum, göreceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kendi görüntümüze gelelim. Burada sandıkları falan hemen kontrol etmeye başlayalım. Adımlara dikkat et, tuzak var. Nerede tuzak var? Kilitliyse bir tane kısa dinlenme atalım. Heh. Hemen emiyiz. Bayağı bir meşale var anladığımız kadarıyla. Şimdi etrafta o kadar meşale varsa hepimize bir tane meşale vermek lazım. Tamam. Yedek olarak hepiniz meşale taşıyorsunuz. Devam edebiliriz. Sana tıklamayacaktım yanlışlıkla. Bak burada tuzak varmış. Tuzak varsa bunu Astarion halledebilir. Şimdi imha kiti var mı? İmha kiti galiba benim ana karakterde. Bunu eşya böl 5'e. Bunu da Astarion'a ver. Bunu da Astarion yapsın tabii ki. Hadi bakalım Astarion, imha et. Zorlu. Ama bize işlemez. Şimdi kilitli. Şimdi kilidini açalım. İçinde ne çıkacak merak ediyorum. Ölülerle konuş parşömeni, suni yaşam parşömeni. Güzel. İşimize yarar. En son level atladık. Fakat puanlarımızı vermedik. Bunları vermeli miyim şimdi? Acaba neler çıkacak karşıma? Birazcık ilerleyelim. Rezervedikten sonra belki veririz. Tade sandık. Burada bayağı bir kilitli sandık var. Umarım buna değerler. Bize karşı koyamaz. Bu da kilitli. Vallahi iyi ki Astarion'u aldık. Her şeyi açıyorum, her şeyi topluyorum anasını satayım. Ama Astarion'un çantası doldu. Oho, ağırlık sınırına geldi o derece. Aa bak bu. Abyss
bekçileri çok nadir bulduk. Bu gelmişti doğru. Bunu unuttuk. Bunu giyecektik. Bunu kendi karakterimize giydirelim. Ağır olan şeyleri de sana verelim. Başka ne vardır? Zırh. Dikiş de vardır. Bunu da al. Bunu da al. Cehennem demiri. Bunu da al. Tamam, güzelce hafiflettik. Uçurum sarmaşığı. Ne olduğunu bilmiyorum ama ha. Uçurum sarmaşığı tuzu diye bir şey yapılabiliyormuş. Buradan şimdi aşağıya bir gidiş var. Ne oluyor? Aing sporları. Etkilenen yaratıklar birbirleriyle telepatik olarak iletişim kurabilir. Neyle iletişim kuracağım? Buradan aşağı inilmez. O zaman buradan gideceğiz. Acaba burada bir şeylerle konuşabilecek miyiz? Küreği alalım. Kürek sonradan işimize yarayabiliyor çünkü. Oy. Ya. Tam imha edeceğim. Astarion sen önden git. Let's be quick. Traps. How considerate. Bunları en iyi sen halledersin. Bunları imha edeye de gideceğiz. Ahşap kasa, bunda bir şey yok. Ne oluyor lan? Aa! Minotaur. İki tane mi? Diğeri nerede? Astik tir. İnşallah rahat bir şekilde indirebiliriz. Burası patlayınca o da yok oldu. Has. Bir. Tamam, bu da olur. Minotaur kafa atıyor. Oy. İttirmeli bir şey yapabilir miyim? Bunu atayım, belki düşer sonra. Tamam, güzel. Bu ikinci bir minotaur sıkıntı. Bir tanesine belki aynı anda belki bir tanesini halledebiliriz ama iki tanesi çok problem abi. Bonus aksiyon. İlahi çarpma. Daha vurdum.
İblis ruh. İblis ruhu orası. Ha. Breathe deep and move. Bu taktığımız kolluklardan dolayı. Tamam bakalım. Sinirlen. Hit that. Aa! Nasıl ska? Şuna dizardı hadi. Güzel. Lan nasıl? Ya Gale'e niye vuruyorsunuz piçler? Bitiremeyecek kadar ağır. Öldürür müyüz? Hadi inşallah. May the gods take you first. Aa, bir can. Bunu öldürürüz. Çok iyi. İçinden bir şey çıkmadı. Oo. Bunu yapabiliyorum. Deneyeyim mi? Aa, bunu da yapabiliyorum. Hadi bakayım. Güzel. Fena vurmadık. Yeni ıskaladı neyse ki. Güzel. Ya nasıl o kadar az vurabilirsin ya? Bunu bir canlandırayım. Oo, sağlam burada. Ben daha güzel vuruyoruz valla. Hadi bakayım. Kritik darbe ha? Nice. Neymiş bu? Kurtarma atışları. Hayır. Saldırı zarlarında karizma ve irfan zeka bonusu. Hadi bakalım. Biraz takımı bufflayalım. Şarkı söyleyen kılıç. Lan gittin Gale'e mi vurdun piç? Bunu kendimize can basalım. Aa, 4 mü vurdu? Oğlum zaten en az 6 vuruyoruz. Nasıl 4 vurduk? Bu kadar. Lan Gale nerede? Heh, kalk. Tamam. Tamam. Güründürdük. Şimdi. Heal. Sana bir heal. Sana küçük bir heal.
kendime de küçük bir hıyar. Tamam. O önceden burada gördüğümüz minotorları indirmiş olduk. Görüp de korkmuştuk hani hatırlarsanız. Kırık kemikler. Düşmüş olmalı. Timasklar kafa karışıklığına sebep olurlar. Çok yaklaşma. O zaman yok edelim ha. Şimdi buradan aşağıya doğru iniliyor. Buradan bayağı bir aşağı iniliyor. Acaba bizi ilerleyen yerlerde neler bekliyor? Şimdi gidilecek tek yer burası gibi şimdilik. Ben aşağı doğru inmek zorundayız. Ya ne oluyor? Aa, köstebek gibi bir şey önceden de görmüştük. Kim Mark ve Çıra Mantar. Biriyle kafan karışsın, diğeriyle atmosfere karış. Oy, iyi ki yaptım vallahi bunu. İçeride bir anda boom patlasaydık, harbiden boom diye patlardık. Şimdi bir kayıt edelim. Şimdi buradan gitmek var. Buradan nereye gidiliyor? İnan hiç bilmiyoruz. Peki. Buradan. Aa. Huzursuz mikonit. Bak burada insan gibi humanoid yaratıklar var. Peki şuraları biraz. Bak bunlar patlıyor galiba yanına yaklaşınca. Zorbağa trompeti. Aa geliyor. Ne bu? Allah! Neymiş? Bullet. Karanlığın avcısı. Parlak. Kendine gel. Pot basalım. Allah Allah, dondurma açınımız. Iska. Lan oradan nasıl vurdu oraya? Vuramaması lazım diye düşündüm. Ölümcül sıçrama. Nereye? Oo, benim bununla kapışmamam lazım. Ama bu ne? Ölü Duergar. Buradan gidebiliyoruz. Ama oralara gitmek yerine bence bizim bu mikonitlerle tanışmamız lazım. Ne diyorsunuz? Selamın aleyküm. Çalkantılı bir müziğin korosu tarafından yutuluyorsun. Tüm komünün harmonisi tek bir yaratığın sesinden yankılanıyor. Mikonit. Hükümdar. O geldi. O burada. Koro zayıflıyor. Soğuk ve buyurgan bir ses diğerinin arasından yükseliyor. Ben hükümdarım. Bir görü görüyorsun. Mantar saçaklarıyla kaplanmış, cansız bedenin yerde yatıyor. Hükümdar seni tehdit ediyor. Amacını belirt. Parazitine odaklan, hükümdarla bağlantı kur.
Parazit gerçeğinden bahset. Tedavi arayışı içerisinde güvenli bir geçiş izni istiyorsun. Macera arayan bir gezginim. Anlamaya çalış. Hükümdarın şarkısına odaklan. Amacım gizlidir. Geçmeme izin verirsen sana zarar vermem. Parazit gerçeğinden bahsedeceğim. Bunlar nedense bana zarar vermeyecek gibi hissediyorum. Mantarsı kökler zihnine büyü ağları örüyor ve senin gerçek amacını anlamaya çalışıyorlar. Sonra hükümdar yeni bir melodiye başlıyor. Temkinli ama buyur edici. Ne bedeni ne de ruhu iyileştirebilirim. Yine de belki anlaşabiliriz. Yanıma gel. Yüz yüze görüşelim. Bunlar kukla mı? Israrcı müzik seni ileriye gitmeye teşvik ediyor. Hükümdar seni bekliyor. Güzel. Dirleyici Mikonit. Acayip yaratığın yüzü ve bedeni mantar ve küf ile kaplı. Şekilsiz hizmetçiye bakarken bir ses zihninde vuku buluyor. Onu bırak. Bana gel. Konuşmamız gerek. Bu ne? Duegar spor kölesi. Bak şurada ölen adam değil mi bu? Ölü Duegar. Öldürmüşler ve köleye mi çevirmişler? Beni bul. Hükümdarı bul. Tikmin mi dedi o beni? Ne? Bizim oradan gideceğimizi sanmıyorum. Şuradakine basalım diye. Tamam. Çalışıyor. Kırıl mantar. Kese. İçinde hiçbir şey yok. Allah! Kim? Blurk. Aa, bir ziyaretçi. Seni görmek ne güzel. Ama buranın yerlerini, adetlerini uygulayalım. Alimin kaşları çatılıyor. Onun sesi senin kafatasının içerisinde dökülüyor. Sporlar zihinlerinizi birbirine bağlıyor. Yüksek idrar cemiyetinin mağrur üyesi Blurk hizmetinizdedir. Ah, belki de değildir. Senin zihnin mantarlarınkinden çok daha karmaşık. Your mind is far more complex than that of the fungi. Yüksek idrak cemiyetini ilk defa duyuyorum. Daha önce senin gibi Hobgoblin görmemiştim. İlk defa duyuyorum. Anlaşılabilir durum. Sayımız azdır ve bir yerde kolay kolay uzun süre durmayız. Meslektaşlarımla ben karanlık altındaki vaziyeti iyileştirmeye çalışıyoruz. Burası böyle uğursuz, saldırgan bir yer olmak zorunda değil. Burada bir yüzeyli ile karşılaşmak şaşırtıcı. Beni bu kadar derinlere ne getirdi? Dürüst olayım mı? Buralarda kayboldum. Zihin yüzenin teki beni bir iribaş ile enfekte etti. Yalan söyleyelim mi? Ya, doğru söyleyelim mi? Çok ilginç. Peki neden onların fazlaca güce sahip oldukları karanlık altına geldin? Tüm yaşananları anlat. Sana bir elitit iribaşı mı bulaştı? Hala sağlam olman bir mucize. Çok endişeli olmalısın ama korkma. Yardımı dokunabilecek bir arkadaşım var. Omelium. Umarım önemli bir şey için çağırmışsındır Blurk. Dürk mantarı numaralarıyla sürekli ilgilenmem gerekiyor. Önemli. Bu maceracının kafasının içinde bir illicit iribaşı var. Ama dönüşmemiş. Teramorfoz geçirmemiş mi? Mümkün değil. Ama enteresan. Bizde saldıranlardan biri bu. Onu çıkarmanın yolunu mu arıyorsun? Bir illicit arkadaşı mı var? Bu nasıl mümkün olabilir? Ata Bey'in boyunduruğundan kurtuldum. Artık büyük tasarıya hizmet ediyorum. Etmiyorum. Durum hakkındaki fikrinin değişmeyecek oluşuna saygı duysam da senden şiddete başvurmaktan kaçınmanı rica ediyorum.
Büyük tasarı nedir? Gitleri yok etmeye ve tüm diğer insanları köleleştirmeyi içeren kolektif bir amaçtır. Eğer bu şimdilik işleri yatıştırdıysa, tanı koymamı ister misin? Bana zihnini aç, bakalım içerisinde gizlenen neymiş. Rahatla ve Omelium'un zihninin senin zihnini araştırmasına izin ver. Bu adama nedense güvenmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Zihni seninkini delerken iri baş güç ile titreşiyor. Boyutundan 10 kat büyükmüş gibi hissettiriyor. Canlı, uyanık, neredeyse kendinden memnun. Bu çok sıra dışı. Kulaçka süresinin çoktan bitmiş olması, senin ise çoktan dönüşmüş olman gerekir. Ama larva garip bir büyüyle dolu. Larvayı bir çeşit duranlık hakim gibi duruyor. Biri başı çıkarabilir misin? Hayır. Fiziksel ve büyüsel etkilere karşı korunuyor gibi duruyor. Bu koruma olmasaydı bile biri başı çıkarma işlemi ciddi kafatası travmasına sebep olurdu. Yaşamışlığımız var. Ne kadar ciddi. İyileştirme büyüsü biliyorum. Deneyelim mi? Saygısızlık olarak algılama. Ama insan kendi beyin dokusunu bir yere kadar iyileştirebilir. Ama endişelenme. Dönüşecek olursan seve seve yeni bir inceleme yaparım. İçinde bulunduğum garip zihin yüzen gemisinden bahsedin. Bir Neotolit mi? Büyüleyici. Onlardan birine adımımı hiç atmadım. Onlar Illithid İmparatorluğu'nun altın çağında kullandığımız savaş gemilerimizdi. Onların güvertelerinde tüm astral düzleme hükmetmiştik. Hitler isyan edip bizim hakimiyetimize son verdiklerinde tasarımları kaybolmuştu. İlgilendirme için teşekkürler. Ne demek? İri başı çıkarmada size yardım edemediğim için kusura bakmayın. Ama bir fikrim var. Ya, belki de not alsam iyi olur. Duranlığı es geçmenin bir yolu olabilir. Zihni etkileyen bir sürü simyasal madde var. İri başın beni henüz öldürmemiş olmasının yegane sebebi bu duranlık değil mi zaten? Niyetin onu korumasını kırmak değil. Larva iletişi ile iletişim kurmamı engelliyor. Oluşunu es geçsem yeter. Es geçmek mi? Ne çeşit bir simyadan bahsediyoruz? Ender mantarlardan oluşan bir karışımın damıtılmasıyla elde edilmiş bir tentürden bahsediyoruz. Hafif, psiyonik bir etkiye sahiptirler. Taze delilik dili, Kim Musk sporlarına ihtiyacım var. Ama uyarmış olayım, doğada bulundukları halleriyle bu iki mantar da aşırı tehlikeli olabilir. Kim Musk, yaklaşan kişilerin kafasını karıştırır gördüklerimiz. Delikte dili ise isminden de anlaşılıyor. Bu mantarları yemek pek iyi bir fikirmiş gibi durmuyor. Formülüm sayesinde mantarlar iksire dönüşürken daha zararlı etkilerini kaybedecekler. Hala sahip olduğun akıl sağlığın bozulmamış halde kalmalı. Ayrıl. Fazlası zarar gibi geldi bana. Welcome back. Yeni keşifler yaptın mı? İşaretini yapacak mı? Alın var mı? Ha, tamam. Hanır yok diyecektim bir an. Şu bizdeki şu özel asa var ya. Bu asa mıydı? Yok. Ha bu. Büyü yap. Allah Allah, buna yapılmıyor. Bunu... Allah Allah. O Marina'nın kocasını...
Acaba Myron'u heyecanlandırabilir miyim? Salutations. Yok, canlanmıyor. Biz şansımızı denedik. Mykonid kolonisine de saldırmaz inş. Bayağı bir tehlikeli yerler buralar çünkü. Bu ne? Derit kemik pelerin. Bir de hayvan var. Bir prote. Anlaşılan mantarlar her gün daha fazla kişinin gelmesini engelliyor. Buraya gelirken hiç kendi başına takılan bir elemana rastladın mı? Adı Balan'dı. Evet, onunla karşılaştım. Yalan atalım. Bir mi? Aa, öyle mi? Hangi renk giyiyordu peki? Aslında karıştırdım galiba. Aa, istemeden karıştırdın değil mi? Boşver. Balan neye benziyor? Kel. Mavi tuniği var. Aptalın önünde gidenidir. O senin neyin oluyor? İşe yaramaz kocam. Onu bir iş için göndermiştim. Elini yüzüne bulaştırmasana, hiç şaşırmadım. Onu arayabilirim. Tabii ücretim mukabilinde. Lütfen ama yabancının tekine sike vaat edecek değilim. Ya yolunu kendi bulur ya da bulmaz. Biraz daha bekleyeceğim. Buradan eli boş dönmek ziyan olur. Sende ne malzeme var peki? Burada ne yapıyorsun? Tamam mı? Aptal kocam dönmesini bekliyorum. Senin aradığın başka bir şey olmalı. Sana dedim ya, şu aptal Balan'ı bekliyorum. Gerisi beni ilgilendirir. Ben kaçar. Kancalı dehşet spor kölesi. Yosunlu Mykonid. Bu mu? Beni bul, hükümdarı bul. Bu da değil galiba hükümdar. Derin bir delik. Senin keskin gözlerin için bile alttaki delik imkansız bir karanlık derinliklerine açılıyor. Dinle ve deliğe bak. Görülmeyen taştan zayıf sesler yankılanıyor. Görerek ya da duyarak bir şey ayırt etmesiz güç. Merhaba, sesin aşağıya doğru yayıldıkça yankılanıyor. Zamanla azalarak yok oluyor. Fırlama sesi. Oyunumuzu kaydedelim o sırada. Bu şey kesin. Bize saldıran köstebek. Konuşamadık anasını satayım. Keskin ve derin. Bunu canavarın teki bölgesini işaretlemek için yapmış. Kaç. Gelsenize lan. Lan nereye çıkın? İnin. Sen ciddi misin ya? Niye, burası niye böyle? Balan buraya mı gitmiş? Gerçekten mi? Ha, Balan harbiden bu. Dur, dur. Gümbür mantar. Bu ismi biliyorsun. Gümbür mantar, tehlikeli sporlar salan bir mantar türüdür. Heykelade bir yanıcıdır. Dönelim. Dur, lütfen beni dinle. Parşömen, kaçış, çantam. Çantamı bir yerlerde düşürdüm. İşleri bu hale sen getirdin. Çözümü de kendi başına bul. Lütfen, ben çıkamıyorum. Şuna şuradan bir ok yollasam, patlasa orası nasıl olur? Hadi izleyelim. Bak, izle.
Oh yeah. Aa, ölmedi lan. Kendine heal bastı. Hadi bakayım, git içeri. Lan çıkın dışarı. Yat aşağı. Siz de bir tık hasar ettiğiniz zaman neyse, sıkıntı yok. Çok güzel bir görsel şölen. Oh yeah. Görünmezlik parşömeni, bıçak, halat. İyi. Şimdi karısına rapor verelim mi? Abla, senin koca vardı ya. O öldü abla. Hadi bakayım. Well? Evet. Belini kurtardım bile. Yakında damlar. Bu da bir şey. Bu kadar basit bir işte bile yardıma ihtiyaç duymasına şaşırmadım. Belin zehir mantarlı dolu bir arazide öldü. Öldü mü? İşe yaramaz aptal. Bir işi becerememiş. Çok üzülmüşsün. Dahil olduğuna göre söyle bakalım. Buralarda ne işin var senin? Asil sap topluyorum. Kıymetli bir mantardır. Baldur geçidinde bir dükkanımız var. Yerel halkı kapış kapış alıyor. Artık yok gerçi. Bu mantarı değerli kılan ne? İyileştirmediği hastalık görmedim. Kellik, körlük, zehirlenme, bazur. Allah Allah. Ve hepsinden önemlisi, tehlikeli derecede iki boş kesimi dolduruyor. Kendi yolumu buldururum. Bir seviye atlayalım. Sonradan sorun yaşayacağız çünkü belli. Level 5. Sınıf özellikleri falan filan. Ekstra saldırı. Silahsız ya da silahlı bir saldırı yaptıktan sonra ek bir saldırı daha yapılabilir. Oy, bayağı iyiymiş lan. Büyü hazırla. Atlar güzel. Astarion. Level up. Neymiş bu? Sıra dışı kaçınma. Güzel. Büyüler. Üçüncü seviye büyüler geldi. Bir cesetten ortak bir hizmetkar yaratırsın. Bir yaratığı dokunuşuna lanetlersen bu lanetler denemeleri kurtarma alışları zararlarına dezavantaj verir. Bak, bu da fena değilmiş. Pır pır. Turunun sonunda 1z20 atarsın. 11 ve üstü sonuç gelirse geçegen düzleme geçip kaybolursun. Oradayken zarar görme... Oo. Gök gürültü patlaması da gitsin, tamam. Karlak, sendeyiz. Hayvani yüreği değiştiriyor. Yok, değiştirmeyeceğiz. Gidelim şuradaki eşyaları toplayalım. Biz bir pot içsek rahatlarız gibi sanki. Step lightly. One with the weave. I could go for a good meal. Two. Buradan gitmeyeceğim şimdi. Oradan gidip olay çıkartmaya gerek yok. Buradan gidelim bakalım. Bir oyunu kaydedelim. Hazır. Level up'ları vermişken. Hükümdar nerede?
Ölü Duergar. Ölü Mikonit. Duergar her yerde ölü herhalde, ben anlamadım bu şey. Yıkık köy. Bunlar ne? Bak burada da ölü Duergar. Harbiden. Her yerde ölü Duergar var. Ben anlamadım mı? Ha, bu yaratıklar Duergar'larla savaşmış. Demek ki Duergar bir ırk gibi bir şey. İdam edilmiş Dip Gnomu. Neymiş? İlk kan kısa kılıcı. İyiymiş ama hasarı falan. Şey kullanabilir belki. Astarion. Beş ondan altı on sekiz, çok iyi. Altı on beşten altı on üçe düşüyor da. Mühim değil. Şimdi. Nasıl bir uçurum? Oralara gitmedik ama gidebiliyor mu ki oralara? Yok, gidilemiyor gibi. Neyin tespiti? What? Olvik. Ne? Gek? Birisi içimize sızmış. Avuçların gözükecek şekilde ellerini kaldırarak barışla geldiğini göster. Saldıralım mı? Hadi bakalım. Silahını da ne diyecektim de. Deneyecek pek fırsat yok gibi. Bunu direkt ittirebilsek buradan çok iyi olurdu. Ne kritik kıska mı? Nasıl abi? Sen şuraya gel. Doğru. Ve kendini iyileştir. Sen. Buz ışını. Still breathing, despite everything. Fall by my hand. Bunlar açıldı. Aa, ekstradan saldırma imkanım vardı, doğru. Hadi bakayım. İçliğe. Hiç öyle uğraşmama gerek yokmuş.
Paşa mı vurdun gerçekten? Ne yaptı o? Sen çaka mısın? Hareketlendirilmiş ceset. Nasıl? Hadi bakayım. Life comes easy these days. Another step forward. Yok, bir tane daha saldırı yapamıyorum. Nerede? Aa, görünmez. Ananı sikeyim. Ona karşı ne yapacağım? Hepsine vurabilecek miyim acaba? Kritik darbe, çok iyi. Hastalık ışığından kurtulduk. İyi, güzel. Şimdi. Parlaka. Oo. İyi ki oraya geldi valla. Daha bakayım şimdi. Can't slow down. Hadi bakayım. Geronimo. Çok güzel. Sen de hadi bakayım. Allah Allah, ölmedi. Hedefe erişilemiyorsa... Ben... Ok atalım. Güzel. Bir tane daha ok hazır mısın? Ah be. Görünmez geliyor. Aha. Görünmezliğim bozuldu. 52 canı var, sağlam. Depar bastı, geliyor. Çok iyi. Gayet iyi. Körlük ha. Güzel, hiç fark etmez. Sıkıntı yok. O
Allah Allah. Şuraya bir tane dikkat dağıtıcı. Ama bir tanesinin incelemesi başarılı oldu. Bunu yapamayacağım. Best be on my way. Göremiyoruz da. Turu sonlandır, yapacak bir şey yok. Ayı kalbi ha, sende de ayı kalbi var. Şimdi şurası boşluk değil mi? Aynen. Hiç fark etmez. Hadi bakayım. Bye bye. I wonder if this is worth the cost. Nerede diğer eleman? Buraya kaçmış. Another day, another... Öldürür müyüz? Öldürür. Gitti. Burası bizim. Bunu topladık. Çoğunun eşyaları gitti ama olsun. Yapacak bir şey yok. O şekilde kolay bir kazancı değerdi. Rengisi olmuş kayıt defteri. Alınmamış eşya. Ha. Bunların hareketlendirilmiş cesetleri toplayalım. Bunlar kötü adam değil de iyi adamdır diye düşündüm. Saldırdım. Kötü adam çıktılar. İstesem bile kötü olamıyorum galiba ya. İçimdeki şeyden dolayı. İçimde bir paladin yatıyormuş. Tamam, burada bir portal var. Ha yok, şuradaymış. Tamam. Portalımızın burada. Bırakalım.